Merhaba. Seçimi unuttuk o hali konuşuyoruz. Sanki fiilen o hal yaşanmıyor. Her gün yüzlerce kişi gözaltına alınmıyormuş gibi. Bakın Türkiye'de serbest bir seçim olsa ki zannediyorum sonuncusu 2011 seçimleriydi. Erdoğan'ın karşısına kimi koyarsanız koyun başkan seçilir. Bugünkü parlamentodan 15-20 kişiyi ezbere aday dahi gösterebilirsiniz. Fiili ya da yasal o halle bir seçime gidilecek. Propaganda yapamayacaksınız. Kurallarını iktidarın belirleyeceği, hakemlerin ve yayıncı kuruluşun karşı taraftan olduğu adeta seyircisiz bir maça çıkacaksınız. Türk solunun gücü başkan seçtirmeye yetmiyor. CHP artı İYİ Parti de %50'yi bulmuyor. Şayet Erdoğan'ın yeniden seçilmesine zemin hazırlamıyorsanız, sağ gösterip sol vurmayacaksanız, buyurun Kılıçdaroğlu'nu aday gösterin. Üzgünüm, ufukta Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı gözükmüyor. Kılıçdaroğlu ancak ve ancak seçilmiş cumhurbaşkanının partisinin genel başkanı olarak kalabilir. Türkiye'de mutlak anlamda demokrat, özgürlükçü, insan haklarına saygılı, hakikat aşığı aramayın. Herkes meşrebine ve mezhebine bağlı olarak mahalle örfü çerçevesinde takılıyor sadece. Yer yer sinirlensem de yavaş yavaş bunu anlayışla karşılamam gerektiğini öğrenmeye başladım. Çıkan haberlere yaslanan ideolojik talepler hiç değişmeyecek bu ülkede. İşlemi meşrulaştırmak için dehşet verici suçlara gizlenen amaçlar değişmeyecek. Onun için üç cümle önce yasaklayalım diyen bir kafanın, üç cümle sonra yasakçı zihniyetten şikayet etmesini yadırgamayın. Ekonomik olağanüstü hal ilan edilir mi? Devletler planladıkları ya da kendiliğinden gelişen şoke edici olayları tasarladıkları değişiklikler için ustaca kullanırlar ve bunu eklemlenmiş basının ve sivil toplumun desteğiyle hayata geçirirler. Öyle teknikler kullanırlar ki yıllarca anlayamazsınız. Gel gelelim Türkiye için artık yakın gözlüğüne ihtiyacınız yok. Olacakları tahmin etmek için yıldız falına bakmaya da lüzum kalmadı. Erdoğan'ın en büyük şansı, rejimini meşrulaştırmak için onu devletin bekasının arkasına gizlemeyi başaran güçler oldu. Bugün artık ekonomik buhran bile bir milli güvenlik sorunu ve kimse bunu dert etmiyor. Bu hafta 17 Aralık'ın 8. yıl dönümü. O gün bütün muhalefet Cemaat'in devlet ve toplum düzeninden sökülüp atılması için Erdoğan'la işbirliği yaptı ona açık çek verdi. Erdoğan da bunu yetki ve güç alanını genişletmek için sonuna kadar kullandı. Ve bugün tüm siyasi partiler ve seçmenleri içinden çıkamayacakları bir belayla baş başa. En çok 13 yaşında gelecek kaygısı yaşayan çocuğun şu sözlerine üzülüyorum. Sen şimdi şuradan çevir bir genci. Bir tanesi mutluysa hayatından ben hiçbir şeyi bilmiyorum. Çocukların bir suçu yok kabahat büyüklerde. El birliğiyle berbat ettik yaşamlarını.